Merhabalar efendim. Bir Kent Yaşam'da yine birlikteyiz. Kent Yaşam programlarını yapmadan önce hafta içindeki güncelliği takip ederek size güncel bir şekilde programları aktarmaya çalışıyorum. Ama öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, inanın güncelliği yakalayabilmek için ekran başından ayrılmamak gerekiyor. İşte Galata Kulesi'ndeki yapılan rezaletleri sizle buluştururken, Galata Kulesi'ndeki bağlamında Türkiye'deki restorasyon rezaletlerini de aktarmaya çalışayım dedim. Hemen arkasından bir sürpriz, Karadeniz'de doğalgaz bulundu dendi. Tabii sonra nasıl çıkacak, ne olacak bilemiyorum. Fakat şunu çok takdirle karşılıyorum. Krizi bu kadar mükemmel yöneten bir lider gelmemiştir daha. Krizden yararlanan bu kadar mükemmel. Herhalde çobanın koyunları çok uslu galiba. Bir ikinci olay da peşinden işte Karadeniz'deki sel felaketi. Takdir-i ilahi diyorlar ama değil. Takdir-i ilahi değil. Onun çünkü o bölgedeki yapılan bu duble yollar ve bir takım şeyler, yapılmamış olan yatırımlar bizlere bu acıları yaşatıyor. Evet, dönüyoruz güncelliğimize. Dedik ki Galata Kulesi'nden sonra Türkiye'ye restorasyon rezaletleri neler ve nedenlerini tartışacağız. Çok çok değerli iki konuğum var. Her ikisi de konusunda son derece uzman. Doktor İlknur Türkoğlu. İlknur Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Tekrar İlknur Hanım, hemşerim. Diyeceksiniz ki Osman Bey hep hemşerilerimizi çıkarıyorsunuz. Hayır, bu konunun gerçekten uzmanı. Ve daha önce de İlknur Hanım'la bu bağlamda farklı konularda ekranda birlikte olduk. Ben sizler adına kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Yeniden birlikte olduğu için. Ve Burçin Altınsay Özgüner. Yüksek Mimar ve Koruma Uzmanı Burçin Hanım, siz de hoş geldiniz. Burçin Hanım da Türkiye'deki sistemi içerisinde bu nasıl çalışıyor, bu restorasyon işleri nasıl yapılıyor, koruma kurulları nedir, ne değildir, işin o derinliklerini iyi bilen bir arkadaşımız. Tekrar teşekkür ediyorum sizlere de. Sevgili izleyiciler, hemen sıcağı sıcağına gündemde başlayalım. Ben çok kısa aktaracağım, zaten konuyla ilgili arkadaşlarım detayları verecekler. Hemen bir videomuz var bu Galata Kulesi ile ilgili olarak. Geçtiğimiz hafta içerisinde bu muhteşem yapının altında bir restorasyon çalışması başlatıldı. Ama ne çalışma? Gelin görün ki arkadaşlar şimdi ekrana attılar. Orada ciddi bir hilti ile çalışma yapılıyor. Galata Kulesi'nin hemen tahrip edilen yere ait iki nolu resim var. Onu da yine ekrana arkadaşımız koyarsa onu da görelim. Ana taşıyıcı sistemi üzerinde giriş kapısını yırtığı diye tarif edeceğim kapının girişinde ana taşıyıcı duvar üzerinde bir çalışma bu çalışma. Yani birileri bu konuda ana kitleye, ana taşıyıcıya zarar verilmemiştir diye basına bir takım ifadeler verilmiş ise de bunun böyle olmadığı son derece net ve yine kule planlarına bakıldığında ve kule kesisindeki çizimlere bakıldığında ve çelik döşeme var. 5 nolu resim. Bir de onu hemen verelim. Zaten arkadaşlarımız bu konuyu size detaylı aktarırken daha detaylı görecekler. Burada oluşturulmuş olan kat tavanlarının bundan önceki restorasyon sırasında ki bunu da olumlu görmediğimizi buradan açıkça verelim. Taşıyıcı sistem olarak mevcut binanın duvarları yarılarak kirişlerin, çelik kirişlerin bu duvarların içerisine saplanarak bu döşemeler oluşturulmuş. Burada da taşıyıcı sisteme zarar verilmiş. Ama bütün bunların dışında bununla ilgili olarak Burçin Hanım detayları bildirecek bir restorasyon projesinin fotoğrafları düştü gündeme. Ben hemen o fotoğrafları da arkadaşımdan isteyeyim. Bu restorasyona ait en son gönderdiğimiz fotoğraflardı. Aman Allah'ım, bir restorasyon, burayı müze yapacaklar. Burası olmuş köfteci dükkanı. Çok samimi söylüyorum. Fotoğraflar aktarıldı ve şu anda görüyorsunuz köfteci dükkanı olmuş. Bunu nasıl yapıyorlar? Akıllara ziyan bir olay. Peşinden Ayasofya ve Kariye Müzesi var. Kariye Müzesi ile ilgili olarak da kısa bir açıklama yapıp hemen İlknur Hanım'a sözü vereceğim. Kariye Müzesi, Allah'tan geçen sene gidip görmüştüm. Gördüğümüzde kaldık. Gerçekten İsa'dan önce 300'lü yıllarda yapılmış ve 14. yüzyıla ait, yanlışlar lütfen düzeltin, eşsiz mozaik ve fresklere sahip, dünyaca, tek Türkiye üzerinde değil, dünyaca meşhur bir yer. Ve çok büyük bir alanı yok. Yani orada
bu küçücük alan içerisinde neden bir camiye ve ibadete alanı olarak gereksinim duyulmuştur? Bu da tartışma ama bu alınan kararların tamamen siyasi kararlar olduğunu açık ve net olarak buradan söyleyebiliriz. Kariye Müzesi'ndeki bütün bu fresklerin ve mozaiklerin ibadet sırasında nasıl kapatılacağını ben düşünemiyorum. Çünkü gerçekten bütün duvarlar, tavanlar, kubbeler, kemer altları olduğu gibi bunlarla donanmış vaziyette. Bunları eğer perdeyle kapatırsanız, oranın herhangi bir kapalı mekandan farklı bir fonksiyonu olmaz ise, kardeşim niçin Kariye Müzesi'ni ibadete açıyorsunuz? Yeni bir yer yapın. Kaldı ki o bölgede bir sürü de cami var. Bunu da paylaşmak lazım. Ama önemli olan üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Bağcıyı dövüyorlar diyelim. Evet, İknur Hanım. Galata Kulesi konusunda aslında Burçin Hocam önce biraz konuşsun. Sonra ben söz alırım. Tamam, hay. Peki. Yani... Galata Kulesi'ndeki yapılan rezaletleri ekrana arkadaşlar fotoğraflarını tane tane getirirken Burçin Hanım sizi dinleyelim. Evet, teşekkür ederim. Şimdi biz Galata Kulesi'nde bu duvarın yıkıldığını görüyoruz ve bunu daha çok biz sosyal medya üzerinden haberdar olduk aslında. Bu böyle bir şeyin olduğuna dair. Burada aslında en kilit kişi o videoyu çekip yayınlanmasını sağlayan ve bizlere duyuran kişi olmuş. Size ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi Galata Kulesi'nin onayı alınmamış, sonradan alınmış bu yapılan işler için gibi şeyler de var. Bu gördüğümüz şey aslında bütün kurul onayları alınmış, projeleri yapılmış. Başka örneklerde de karşımıza çıkabilir. Bir şey soracağım buradan. Kurul onayları alınmış dediniz. Bu medyaya düşen ve biraz önce arkadaşımızın gösterdiği yine de ekrana atar. Restorasyon projesini bu kurul nasıl onayladı? Şimdi şöyle yani bunu nasıl onayladı bilmiyorum tabii ben. Ama zaten Hilti ile burayı kıracakları projede görünen bir şey değildir muhakkak ki. Galata Kulesi biliyorsunuz 65 yılında oldukça kapsamlı bir restorasyon geçirmiş. Orada sözünü ettiğiniz döşemeler o dönemin işleri. O aslında kendi dönemi içinde kuvvetli, güçlü argümanlarla, iyi analizlerle ve çalışılarak yapılmış bir uygulama. Bütün belgeleri var. Tabii o dönemde daha sonra bizlerin de belki anladığımız bazı yanlışlar yapılmış. Hı hı. Artık onları yapmamaya çalışıyoruz. Benim söylemeye çalıştığım şu ki, Galata Kulesi'nde bu duvarın yıkımı için son anda ve sonradan bir karar üretildi gibi bilgiler de geldi. Kuruldan her türlü onayı alınmış projelerde bile uygulama aşamasına gelindiğinde böyle bir şeyi görebilirsiniz. Peki şunu da sorayım. Şimdi iki tane işçi. Ben burada işçi kardeşlerimi eleştirmiyorum. Onlara birileri görev veriyor. Adam dalmış ilkiyle ta bütün ama o taşıyıcı işte, sistemi kırıyor. Onu şimdi, diyeceğim ben de Osman Bey. Yani bunun başına bir restoratörün, bir yetkili uzmanın olması gerekmez bakın, mi? Projelerinizde her türlü analizi yapabilirsiniz. Bunları sunabilirsiniz. Kurul onaylarında da mesela artık bilimsel çalışmalar sonucunda analitik röleve dediğimiz işlerin, malzeme analizlerinin talebi yapılıyor ve bunlar projeyle birlikte sunuluyor. Fakat bunlar birer pafta olarak kalıyor. Çünkü kurullar da her zaman bunları bu işi yapan insanlar olarak değerlendirebilecek durumda olamıyorlar. İş yükleri nedeniyle, uzmanlık dereceleri nedeniyle onlar orada birer sunuş olarak kalıyor. Oysa ki bunlar bizim için koruma işini yapanlar, mimarlar ve uygulayıcılar için birer araç, birer alet. Biz orada analiz ederiz böyle yapılarda özellikle 500 yıllık bir yapıda duvar duvar haritalandırma yaparız. Bozulmalarını işleriz. Ona göre de karar üretiriz çünkü biz şuraya şu yapılacak gibi. Dedim ya aslında orada mesela Galata Kulesi'nde hani yıllardır biz bu haliyle geziyorduk. Hani belki herkesin görmediği ama bizlerin gördüğü yanlış bünyeyle uyumsuz malzemeler oradaydı zaten. Tuvaletler de işte burada hani çimento sıvaları kaldırıyoruz gibi bir şey dendi.
Bunlar oradaydı ama işte bunları biz sökecek miyiz, sökmeyecek miyiz, nasıl sökeceğiz? Bunlara karar vermek için bu analizleri yapıyoruz. Ve kimi zaman mesela eğer oradaki özgün duvara zarar verecekse, bünyeyle uyumsuz olduğunu bildiğimiz çimento gibi bir malzemeyi sökmekten vazgeçeriz, yerinde bırakırız. Çünkü bu dengeleri kurarak biz koruma kararlarını alırız. Benim söylemek istediğim şey, o projede siz bunları ne kadar sunsanız, analiz etseniz, onaylatsanız da sonunda orada o taşa elini değecek kişi önemlidir. Ona onu yap diyen kişi önemlidir. Ve denetleyen kişi önemlidir. Yani öyle mi yapıyorlar? Evet. Çünkü siz bunu projenizde, raporunuzda işte bünyeyle uyumsuz malzemeler sökülecektir diye yazarsınız. İhalenizde de bu şekilde bir iş tarifiyle geçersiniz. Ama sonuçta onu oraya el aletleriyle yapılması gereken bir iştir bu. Kaldı ki taşıyıcı duvar, yani çok net açıkça belli oluyor o. Evet, taşıyıcı olsun olmasın. Kule kesitinde planlarda tahrip edilen duvar, o iki ne olup yani bu ihaleler, iş tarifleri yazılırken de bunlara çok önem vermek gerekir ve sonra da riayet etmek gerekir uygularken. Mesela ben yazdığım zaman bunu, bu tür darbeli aletler, delici aletler, rotasyonlu, yüksek basınçla dönen aletlerin sahaya bile girmesi yasak olmalıdır. Yasak olmalı. Ve onun da girmediği de, ama her an o sahada duran kişi bunu ancak denetleyebilir. Şimdi çünkü Galata Kulesi gibi çok tarihi bir yapının bir restorasyonu firmaya, hangi firmaya verilirken bunun enine boyuna çok iyi düşünülmesi lazım. O firma belki o koşulları sağlayabilecek fiziki veya yazılı evrakları tanzim etmiş olabilir. Evet. Ki böyle olmadığını, bütün bu işlerin yandaş firmalara verildiğini biliyoruz. İki, kurulun, koruma kurulunun burada yapılan bu projeye nasıl onay verdiğini ben hala anlayabilmiş değilim. Ki burada koruma kurullarının son dönemden sonra yeni atamalarla korumama kurullarına dönüştürüldüğünü, şu andaki iktidarın doğrultusunda kararlar verdiğini de biliyoruz. Ha, görevini çok iyi yapan arkadaşlara buradan saygımız sonsuz. Ona en ufak bir şey yok. Ama birileri tarafından yetkin olmadıkları halde o oraya atanan ve onların imzasıyla çıkan bu projenin, ki burada ben onu ekranlara yine arkadaşımız getirsin. Yani Galata Kulesi'nin restorasyonunun görselleri, yemin ederek söylüyorum, ben şeyde görünce şaşırdım. Ya biri dedim herhalde şey yapıyor, buna manipülasyon yapıyor dedim. Ama dalga dalga ve orada da asmışlar galiba. Yani insanın aklıyla alay edercesine. Bunun gerekçeleri de sizce mesela bu nedir şeyi? Yani neden böyle oluyor? Yani ben kurul tabii nasıl onay verdiğini bilemem, bir kurul üyesi olmadığım için, ama benim söylemek istediğim, tabii dediğiniz gibi uzmanlıklar yeterli olmuyor. Yani bu bir uzmanlık ve hassasiyet gerektirir. Orada ne bileyim ben, bir saat içinde önünüze gelen paftaları bu şekilde okuyabilmek ve onunla ilgili yorum üretebilmek için bu işten anlayan kişilerin orada olması gerekir. Kurullar evet maalesef bugün artık çok değişik bir duruma geldiler. Bu tür uzmanlıklarla orada bir meslektaş olarak karşılıklı tartışılarak üretilmiyor kuruldaki kararlar, onaylar. Ve de maalesef çok yılların birikimiyle yanlış öğrenilmiş şeyler de çok üst üste birikti. İşte bu demin dediğim gibi, işte analitik röleve var mı? Var. Ama analitik röleve nedir? Niye yapılır? Niye kullanılır? Bu uygulamada nasıl karşılığını bulmalıdır? Bunların üzerinde durmamız gerekir. Çünkü biz korumacılar böyle çalışıyoruz ve bunun bilgisini biliyoruz, bunu uyguluyoruz. O arkadaşlar iki kişi ilti elinde. Yani onlara hiçbir şey diyemeyiz. Kesinlikle biz. Bizim tabii müteahhite işimiz de değil. Bir şey diyemeyiz. Çünkü müteahhitler de tabii para kazanmak için yaparlar bu işi. Ama siz onların başında bunu her an kontrol etmeniz gerekir. Biz bu restorasyon işinde çalışacak işçilerin eğitimleri için de programlar içinde yer aldık. Yani bu şöyle düşünün, biz de biraz bu ölçek olduğunda doktor gibi çalışıyoruz. Kesinlikle. Yani buradaki de mesela bir cerrahi hemşiresi bir hasta bakıcıdan farklı bilgiye sahiptir. İşte buradaki restorasyon ustalarının da böyle bir birikimle eğitilmiş ustalar olması lazım.
Ve Türkiye'de ne yazık ki öte yandan hem mimari açıdan hem koruma bilimi açısından hem işte ustalar açısından da bu eğitimler verildi. Yani bu birikim de var. Yok şimdi, değil. Konu basına düşünce hemen apar topar bir gecede yıkılan duvarı tekrar ördüler. Evet. Apar topar ördüler. Evet. Niye yıktın, niye ördün? Demek ki ortada bir suç var. İkincisi, proje hemen ertesi gün kurula girip kurul onayını alıyor. Evet. Yani ortada proje de yok. Şimdi bir de Galata Kulesi'ni niye böyle bir yeniden değiştirmeye ihtiyaç bunun var? Bunun gereksinimi nereden kaynaklandı? Bunlar da sorgulanabilir. Müze yıllardır yapılacaksa... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesinde orası orada insanların, turistlerin gelip gördüğü bir fonksiyonla yaşar iken evet. elinden aldılar Kültür Turizm Bakanlığı'na pat bir restorasyon projesi. Tabii kimse bir şey bilmiyor. Yani en çok gezilen yerlerinden biri bir İstanbul'un. Biz ya İstanbullular da gidiyoruz. Burada tabii bir rant var. Bu rant herhalde biraz da alınmak istendi. Turizm rantı var. Başka şeylerle birleştirerek başka planların parçası haline geldi. Ama dediğiniz gibi bunların hiçbiri şeffaf değil. Hiç biz bir şey bilmiyoruz. Şimdi bu konuda suç duyurusunda bulundu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili kurumları. Önümüzdeki süreçte yasa ne getirir ne götürür bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki kültürel değerlerimiz bilinçsiz kafaların, bilinçsiz uygulayıcıların elinde yok olup gidiyor. Ve bizim gözümüzün önünde oluyor bu ve bir şey yapamıyoruz. Bu boyutuyla bakıldığında işte Galata Kulesi'nde yapılan bu operasyon ve operasyonun arkasındaki çıkan restorasyon projesinin görselleri, yani eğer orayı müze olarak bu görsellerle yaparlarsa eyvah eyvah eyvah. Bir şey söyleyeyim. Yani bu niyet meselesi Osman Bey. Burada niyet orayı korumak değil. Niyet orayı başka türlü kullanmak ve onun için bir şeyler yapmak. Evet. Yani böyle yıkarak olduğu kadar yaparak da çok zarar veriliyor eski yapılara, kültürel mirasımıza. Tabii onlarla ilgili birazdan İlla hani bir duvar yapılmış, yıkılması gerekmiyor. Yapılmış rezaletler var tabii. Anlamamız için. Tabii. O baştaki niyet önemlidir. Doğru. Yani sizin niyetiniz ve öncelikleriniz başka bir şeyse tabii ki oradaki taş duvar umurlarında olmaz. Yani bu bir hassasiyet gerektirir çünkü. Kesinlikle. İşçisinden işte mimarına, onu denetleyen kuruluna, sorumlusu sahibi olan üst kuruma hepsinde bu hassasiyet olması lazım. Vallahi bence hemen çünkü durdurulmalı. Çünkü bu bir teknik. Acilen durdurulmalı. Yani bu görsellerden sonra söyleyecek laf bulamıyorum. Buyurun iktidarım. Ben cümleme şöyle başlamak istiyorum. Arkeoloji definecilik değildir. Restorasyon da inşaat değildir. Evet. Bunu önce herkes bir anlaması lazım. Geçen gün yine bir taksiye bindim. Arkeoloğum diye deyince taksici, hocam siz değerli şeyler çıkarıyorsunuz değil mi? İşte toprağın altına onları satıyorsunuz. Yani arkeolojinin defnecilik olmadığını baştan anlatacağız. Restorasyonun da inşaat olmadığını baştan anlatacağız. Ama günümüzde özellikle son 20 yılda kısa yoldan para kazanmanın, çok ter dökmeden para kazanmanın yolları keşfedilmeye çalışılıyor. Hocamın dediği gibi ben de aynı şeyi sormak isterim. Yani bu restorasyon niçin yapılıyor? Restorasyon kuralları yüzyıllardır edinilen tecrübelerle uluslararası alanda kabul edilmiş kurallardır. Kesin kuralları vardır. Bunun da en başında bir tarihi anıtı siz öncelikle mümkün olduğunca az müdahaleyle ayakta tutmaya çalışırsınız. Ayakta tutup gelecek kuşaklara aktarmaya çalışırsınız. Birinci öncelik budur. Şimdi burada ve bunun gibi pek çok örnekte Türkiye'de yapılan şey ise ne? İhaleyi alan şirket para kazanmak istiyor. Bunu bir inşaat olarak görüyor. Yaptıran kişi de hangi kurum olursa olsun oradan yine elde edeceği rantı düşünüyor. Galata Kulesi'nde de olan şey budur. Önce biz Galata Kulesi'nin tarihini biliyor muyuz? İstanbullular biliyor mu? Türkiyeliler biliyor mu? Ne kadar eski olduğunu biliyor muyuz? Şimdi bu kadar pamuklara sarılması gereken şeylere, hiltiyle, dozerle, ki biraz sonra siz örneklerini göstereceksiniz, dozerle girmek cinayettir. Yani bunu planlayan kişi, uygulayan kişi, kabul eden kişi nasıl yüreğine siniyor bunlar ben
Önce onu anlamıyorum. Oradan hemen Kariye'ye geçelim. Kariye Müzesi'ne. Evet ve hani bu restorasyonların nasıl yapılacağıyla ilgili bir sürü de şeyimiz var bizim. Yasamız, yönetmeliğimiz var. Ki yok değil. Değil mi bunlar son derece? Evet, açıp bakın. Google'a yazın, internete yazın. İşte tarihi eser restorasyonu mevzuatı diye yazın. Önünüze bir sürü belge düşecek. Bu Kültür Bakanlığı'nın, Türkiye'nin kabul ettiği kurallar bunlar. En önemlilerinden biri Venedik Tüzüğü'dür. Ta 67 yılında kabul edilmiş bir uluslararası belgedir bu. Bizim kendimize ait kurallarımız var. Restorasyon nasıl yapılır? Bir tarihi eserin restorasyonda, ihalede o şirketin yeterlilikleri neler olmalıdır gibi pek çok kural var. Ama iş uygulamaya geldiği zaman toplumun bilinç düzeyiyle paralel oluyor ne yazık ki. Ben bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Türkiye bu tür zenginliklerde dünyada hakikaten ender ülkelerden bir tanesi. Türkiye uluslararası hükümlere imza koyan, anlaşmalara imza koyan bir ülke aynı zamanda. Bu Türkiye'nin atmış olduğu imzaların Türkiye üzerine yarattığı bir sorumluluk yok mu? Bir mesuliyeti yok mu? Örneğin Galata Kulesi'ni vermiş bir müteahhite. Şimdi ben müteahhit firmayı tanımam bilmem. Ama belli ki şu ana kadar ortaya çıkan gerçek, müteahhit firma basında da gördüğümüz kadarıyla iktidarın yandaş firmalarından bir tanesiymiş. Şimdi bir Galata Kulesi var, tarihi dediğiniz gibi pamuklara sarılması gereken tarihi bir değer. Birileri oraya hilti sokmuş, birazdan izleyeceğiz, köprünün üzerine ağır iş makinesini sokmuşlar. Bu anlayışta bu imzalar örtüşmüyor. Bunun bir farklı hükmü yok mu, cezai şey yok mu? Yok, hayır. Yani herhalde en fazla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurursunuz. Şöyle oradan şey da. Osman Bey, yani demin bu mevzuat ve yasalar, ihale mevzuatı kağıt üstünde yeterli. Ama benim anlatmaya çalıştığım bu uygulama alanını tanımlayacak hassasiyette değil. Hı-hı. Denetleyecek hassasiyette değil. Koruma uygulaması hassas bir iş. Ve bunu böyle ince ince her bir satırını oraya geçirerek yapılması lazım. Yani onun için yüzeysel kalıyor. Uluslararası sözleşmelere de gelince bunlar hepsi işte deneyimlerle, yıllardır bilimsel çalışmalar, yapılan yanlışlardan öğrenilerek felsefeyi ve ilkeleri ortaya koyan belgeler genellikle. Bunlar korumanın, kültürel mirasın anlamının nasıl genişlediğini, o tanımların yeniden yapıldığı belgeler. Venedik Tüzüğü'nden beri bunlar böyle hep revize edilerek, gelişerek. Ama bunlar yasa değil, bunların bir yaptırımı yok. Burada yine sizin etik tutarlılığınız, yine niyetinizle birlikte onlara bağlı kalırsınız ya daha da kalmazsınız. Ülkeyi yönetenlerin bu konudaki bilinci ve meseleye bakış meselesi. Evet, en çok niyet meselesi. Ama sadece ülkeyi yönetenlerin de değil. Bizim de halkın da 80 milyonun. Şimdi, çünkü bir ülke kendisini oluşturan milyonlardan oluşuyor. Yani bir kişi olarak gördüğünüz zaman da Türkiye'yi işte hepimizden oluşuyor. O nedenle ben sadece iktidarı, yöneticileri suçlamıyorum. Çünkü halk bir güç olabilir eğer o bilinç olsaydı. Yani Galata Kulesi'nin işte Cenevizlilerden kalan işte bilmem kaç yüzyıllık bir bina olduğunu ve hani değerli bir şey olduğunu vallahi çok kavrayabilseydi. Şey söyledi yani arkadaşım. Çok doğru söylüyorsun. Yani bu inşaat furyasının içinde bir olanak olarak görülüyor tarihi yapılar şu anda. Tabii İlknur Hanım burada bahsettiği hani halkın bilinçlenmesi. Ama öyle, o da şöyle. Öyle sıkıntılar yani Galata Kulesi değil. Kendi sokağı, kendi ailesinin evi içinde. Bu tamamen eğitimle ilgili. Mesela herkes kendisi düşünebilir ne yaptı orada. Aynen öyle. Ve bunun tabii ki iktidarların aşan bir sistem olması lazım. Böyle her gelen başka türlü kararlar üretirse. Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda Atatürk'ün o dönemdeki koyduğu prensip ve ilkelerden eğer sapma olmasaydı bugün bunların hiçbirisini yaşamazdık. Bunu çok net biliyoruz. Tabii bu bir süreç yani. Yani. Ben kültürel miras açısından söylüyorum. Tabii. Atatürk'ün öncesinden başlayan bir süreç. Evet. Ve hani dünyayı takip ederek, dünyadaki gelişmeler, ortak anlayışları izleyerek devam edilseydi tabii. Diyelim. Çünkü Atatürk de tabii kendi dönemine göre
bir yerden i̇şte bakıyordu. Ayasofya'nın müze olması, onun anlayışının Kariye Kilisesi'ni müze yapması, bütün bunlar böyle şeyler değil yani, bunlar bilinçli tabii şeyler. Çok evet, Kariye'ye gelelim. Şimdi Kariye Müzesi'ni dediğim gibi ben geçen dönemde restorasyon çalışmaları sırasında da gezdim. Hakikaten harika. Bilmiyorum şu anda izleyicilerin gidip görebilme imkanları var mı İstanbulluların? Eğer görebilme imkanları varsa lütfen gidin, görün. Dünyanın her yerinden turist geliyor. Hı hı. Yıllar evvel ben Troya kazısına çalışırken bir şey dikkatimi çekmişti. Hep anlatırım. Türk turistler gelir, ellerinde çekirdek sigarayla dolaşırlar. Hiçbir şey anlamazlar. Ya burada da zaten taş varmış derler. Sıkıldık derler ve giderler. Yani toplasanız 10 dakikada. Yani hep bunu gözlemledim ben. 7 yıl çalıştım o kazıda. Oysa Amerika'dan atlamış gelmişler. Ellerinde kitaplarla dolaşırlar. İşte çünkü onlar İlyada destanını okumuşlardır ve Troya'nın neresinde ne olduğunu merak edip görmek isterler. Bütün bu farklar önemli farklar. İyileştirmeye çalışmamız lazım. Tabii ki sadece şikayet etmenin doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. İhtiyaçtan kaynaklanan bir karar değil. Ve Kariye müzelikten çıkarıldı. Camiye çevirince bunun anlamı nedir? Çok daha fazla kişi gelecek aslında oraya. Yani namaz kılmaya gelecekler. Gelsinler. Fakat düzenleme yapıldı mı? Şimdi İlknur Hanım, arkadaşımdan rica edeceğim. Kariye Müzesi ile ilgili 1, 2, 3, 4, 5 görseller var. Tamam. Bu görsellerde buradaki bahsetmiş olduğumuz mozaik ve freskler var. Şimdi görsellerde de görüldüğü üzere kemerler, kubbe altları, duvarlar, yani Ayasofya'dan da çok fazla resim var orada. Kesinlikle. Yani bunu çok net ortaya koyalım. Her yerde bu bezemeler var. Şimdi burayı cami olarak ibadete açtın. Hepsini kapattın. İslami düşünceye göre resmin olduğu yerde namaz kılınmaz. Kariye'nin her tarafı mozaiklerle, insan figürleriyle dolu. Dolu. Her yeri mi kapatacaksınız? Peki bu binanın özelliği o zaman bitiyor. Ve şuna çok dikkat çekmek istiyorum. Dün bir yandaş haber kanalında şöyle bir başlık kullanmışlardı. Kariye Camii aslına rücu etti. Şimdi bu başlığı kullanan kişi acaba Kariye Müzesi'nin, Kariye binasının aslının ne olduğunu biliyor mu? Biraz önce söyledik. İslamiyet henüz doğmadan önce yapılmış olan bir binayı anlatıyoruz. Aslı neymiş ki aslına rücu etti? İstanbul'da pek çok cami var. Çok da güzel camilerimiz var. Evet. Osmanlı döneminde yapılmış. Olağanüstü. Çok olağanüstü. Mimar Sinan'ın yaptığı. Kariye'nin yanında Edirne Kapı Mihrimah Camii var. Evet, Mihrimah Camii. Mimar Sinan'ın muhteşem bir eseri. Çok güzel camilerimiz var. Fakat Kariye gibi bir müzeye de aslında ihtiyacımız vardı değil mi? Yani tabii. Dünyada bunlar çok nadir. Yani Kariye çok nadir yapılan. Bu kadar eskilikte. Evet. Ve bütün o içerideki mozaiklerin anlattığı hikayeler nedeniyle zaten geliyor oraya insanlar görmeye. Çünkü hakikaten Hristiyanlık tarihinin önemli şeylerini anlatıyor. Ve bu bizim ülkemizin içinde bulunan bir eser. Yani buna bu şekliyle sahip çıkıp da bu şekliyle lanse etmek aslında çok prestijli bir şey. Niçin böyle bakılmıyor? Şimdi ve ibadethane değerinin çok ötesinde değeri var kesinlikle. Artık. Ayasofya'nın demin da. Demin onu anlattık ve siz de ifade ettiniz. Yani kilise namaz de olmaktan, cami de olmaktan çok daha üstte bir yere çıkmış durumda içindeki eserler nedeniyle. Yani namaz kılmak için orada çok mekan var, çok cami var. Ve Kariye'de bakın birkaç senedir çok da hassas, çok iyi bir konservasyon çalışması sürdürülmekte. Evet. Ve yine Kültür Bakanlığı var orada da. Yani Kariye insanlığın ortak mirası. Şimdi benim merak ettiğim şey, burası camiye dönüştürülürken ve müze statüsünden çıkarılırken gerekli önlemler alındı mı? Yani bu işleyişe uygun bir proje hazırlandı mı? Şöyle anlatmak istiyorum. Fransa'da bir çok dünyaca ünlü bir mağara vardır. Taş devrine ait. 17 bin yıl öncesinde paleolitik dediğimiz taş dönemindeki insanların resim yaptığı, bütün duvarlarını resimlerle doldurduğu bir mağaradır burası. 1960'larda keşfediliyor, ziyarete açılıyor. Yüz binlerce insan gezmeye başlıyor ve
bu yüz binlerce insan gezdikçe oradaki o muhteşem duvar resimleri açıp baksın seyircilerimiz Lascaux Mağarası diye. O resimler bozulmaya başlıyor. İnsanların taşıdığı, nefesleriyle taşıdığı mikroorganizmalar yüzünden. Ve bir süre sonra burası kapatılıyor. Bakıyorlar ki bu gidişte bütün resimler yok olup gidecek. Ziyarete kapatılıyor. Yanına onun bir benzeri, kopyası yapılıyor. Ve orijinal mağara koruma altına alınıyor. Yoksa yok olup gidecek. Şimdi yani. Kariye'deki, Kariye kadar eski bir yapı, Ayasofya kadar eski bir yapının da işte bu şekilde ele alınması gerekirdi. Ben en son Ayasofya'yı ziyaret ettiğimde o mermerlere dokunmaya kıyamadım ve üzüldüm. Yani her gün, her ay... Bir tane biri selfie çekmiş, yatmış halıların üstüne gayet böyle lavabali bir şekilde selfie falan çekmiş. Bu bir müddet devam edecek kanısındayım. İbadete kullanıldığı süre içerisinde kubbe tavanlarında bez örtülerle ve ilk girişteki yine fresklerin üzeri yine perdelerle kapatılmış. O zaman da söyledim. Aynı olayı Kariye Müzesi'nde nasıl yapacaklar endişem odur. Çünkü bunların tutulması ile ilgili olarak mutlaka deldiler, dubellediler falan bir mekanizma oluşturdular orada. Ayasofya'yı biz elimizden koyverdik gitti. Kimler sevindi Ayasofya'nın ibadete açılmasına? İlk birkaç gün oraya gelenlerin zaten profillerine bakıyorsunuz. Ben hiç kimsenin inancına vesaire şeyine yorum getirmek istemiyorum. Ama yaşadığımız ülke Atatürk Cumhuriyeti laik, demokratik bir cumhuriyet olarak bizim var etmeye çalıştığımız, savunduğumuz bu ilkelerden tamamen sıyrılmış bir Orta Doğu ülkesinin daha da ötesinde karanlığına giden bir yere doğru hedeflenmekte. Endişeler bu. Ve buna da oy uğruna prim veren bir anlayış var. Yani aktarmaya çalıştığımız benim, da bu. Ayasofya'dan bahsedeceğim biraz. Benim endişem artık şu boyuta gelmeye başladı. İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki heykellerin akıbeti ne olacak acaba? Ya bu kadar diyorsunuz. Bunları da aslında hem hani İslami denlerle işte orayı camiye çevirmek, buradan o politik rant beklemek veya buradan cumhuriyeti savunmak, bunların yeri değil kültürel miras alanları. Evet. Evet. Hiçbir şekilde evet. Yani hepimiz için yeri orası değil bunun. Mesela Ayasofya'ya bakıldığı zaman tarihi içinde aslında Ayasofya her zaman bir güç göstergesi olarak yapılmış. Daha sonra güç göstergesi olarak dönüştürülmüş. Fatih Devri'nde de öyle yapılmış. Herkes yani kendi gücüyle ilişkili bir karar almış Ayasofya'da. Şimdi de böyle bir karar alındı. Bütün bu kararlar içinde bir tek Atatürk'ün aldığı karar evrensel bütünlüğe, barışa, işte herkese orayı açmaya, herkes tarafından tarafsızca sunmaya, tarafsızca sahiplenilmeye açan bir karar olduğu için saygıdeğer bir karar aslında. Hemen arkadaşlardan ben şey isteyeceğim. Yedi ne olur resim Ayasofya ile ilgili olarak bunun için istiyorum. Emperyalist güçlerin, Amerika'nın 6. filosu Türkiye'ye geldiğinde o bizim İslami değerlerimizin ve bugün gökyüzüne çıkarttığımız arkasında Allah Allah diye bağırdığımız İslami değerlerimizin savunucuları neredeydi bu pankart asılırken? Neredeydiler? Yani ikiyüzlülüğün tam bir daniskası bu. Bir başka yazı daha vardı. Onun metniyle ilgili tam net ulaşamadığımız için yine Ayasofya'ya asıldığı ifade ediliyordu. Fakat bunun İngilizlerin himayesinde bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs'taki camiye asıldığı ifade ediliyor. Kraliçemiz çok yaşa diye yine böyle bir Ramazan ayında asılmış alem var. Nerede Müslümanların hassasiyeti? Şimdi Osman Bey, siyaset bu tür şeylere bulaştığı zaman ne yazık ki kültür mirası her zaman zarar görmüştür. Dünya tarihini inceleyin. İnsanlar da zarar görmüştür. Yani ağır siyaset zamanlarında. Kesinlikle. Her şeyin siyasete alet, yani
şeyi düşünelim, Fransız ihtilalini düşünelim ki koruma kurallarını da aslında ortaya çıkaran bir olaydır. Fransız ihtilali oluyor ve halk ayaklanıyor ve o krallığa ait her şeyi tahrip etmeye başlıyorlar. Krallığa ve dine ait bütün yapıları tahrip etmeye başlıyorlar ve aradan epey bir zaman geçtikten sonra bir tepki geliyor aydınlardan, Fransa'nın aydınlarından. Ya diyorlar, böyle yapmamak lazım. Bu yapıların hepsi aslında hepimize ait. Fransa'nın kültürel geçmişi tabii deyip tekrar korumaları gerektiğini düşünmeye başlıyorlar. Ben ne Ayasofya özelinde ne şu bu, çünkü düşünemeyeceğimiz kadar, bitiremeyeceğimiz kadar çok örnek var. Mesele şu anda restorasyonun kültür varlıklarının nasıl ele alındığıyla ilgili yanlışlıklar, artık uluslararası ilkelerden, evrensel kurallardan uzaklaşmış olmamız. O nedenle de bence hani daha çok yanlış uygulama örneklerinden de akıldan ve bilimden uzaklaşmak. Mesela Ayasofya bağlamında Fatih çok vurgulandı, Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet'in kendi adıyla olan külliyesinde yapılanlara da bakabiliriz. Mesela o da dünyanın en güzel avlularından biriydi, ortasında ağacıyla. O ağaç da kesildi mesela. Niye acaba? Etrafı çok böyle kötü ve çok artık eski zamanların anlayışıyla yapılmış bir peyzaj çevrildi. Fatih'in kendi yaptığı yer burası. Bu o kadar kıymetli ki. Ben de buradan şöyle düşünüyorum o zaman. Bu arkadaşlar orada demek ya namaz kılmadılar ya da kıldılar gittiler. Orayı değerinin farkına varamadılar. Hep söylemeye çalıştım. Konunun uzmanı olmayan insanların ellerinde bu şey. Evet. Biraz önce programa girmeden de Rize'de 500 yıllık bir Osmanlı eseri cami küçük yetmiyor diye yıktırılmış. Çünkü bizde 500 yıllıksa tarihi değildir, 500 yıllıksa eskidir. Ve tabii ki günümüzde de çok uygulanan şey, eskiyi yık, yenisini yap ki arada ihaleden para götüresin. Şimdi bir taraftan gördüğüm sürede bakıyorum. İsterseniz şu Türkiye'deki restorasyon rezaletlerinin fotoğraflarını akıtarak tek tek üzerinde konuşalım. İki uzman olarak Türkiye'de maalesef sizin de ifade ettiğiniz gibi restorasyonun ve şeyin inşaat olarak görülmesi bağlamında sıkıntıları yaşıyoruz ve maalesef bilim ve bilimsellikten uzaklaştıkça bütün bu değerleri yok ediyoruz. Evet, çok dikkat çekici örnekler şimdi, var. Bir nolu fotoğrafı işte ekranda şu anda. Hatay Arkeoloji Müzesi'nde bulunan bu mozaik. Bir restorasyon öncesi, bir de restorasyon sonrası görseli var. Şimdi bunu ortaokuldaki bir öğrenciye hani karolaj sistemiyle yap, tekrar bunu yan yana koy deseler bu kadar rezil bir şey ortaya çıkmaz. Hemen iki nolu Mısır Çarşısı ile ilgili iki tane fotoğrafımız var burada. Şu duvardaki trafoları görüyorsunuz, yapılmış olan trafoları ve bu restorasyonda da bir tane daha kemerli bir dükkan daha kazandırılmış. Bu da basında yer aldı. Hangi akla hizmet, nasıl yaptılar? Akıllara ziyan bir olay ama bayağı eskiyi becermişler, yani kopyayı iyi yapmışlar. Şile'de bir Ocaklı Ada Kalesi vardı. Cenevizlerden kalma. Bu sembol oldu zaten. Kötü İsterseniz biraz bundan bahsedeyim. Bu soldaki restorasyon tabii, öncesi bir restorasyon. Hani şey dendi burada. Ya biz yeni, yani restore ederken yeni şekline getiriyoruz. Zamanla nasıl olsa o eskiyecek. Bu yanlış bir anlayış. Onun eski olduğunun da korunması gerekir. Yani o yaşanmışlığının izlerinin de korunması gerekir. Yani, burada yapılması gereken şey bu yapıyı sağlamlaştırmaktır. Evet, yani yeniden inşa etmek değil. Bu olmamalı ya. Evet. Bu böyle bir şey yapacaksanız gidin yanına, uzağına yeni bir tane kopyasını inşa edin. Fransa'da yapılan mağara gibi. Evet. İzzettin Keykavus Türbesi var. Beş nolu fotoğrafta. Burada da yine ekranda gördüğünüz gibi restorasyon sırasında bu türbenin bir takım çinilerin değiştirilmesiyle ilgili yapılan çalışmada ortaya çıkan absürt görüntü hakikaten insanın yüreği sızlıyor. Çünkü bunlar gerçekten hani ecdadımızın değerlerini koruyoruz diyorlar ya.
ecdadımızın değerlerini böyle koruyorlar maalesef. Burada şöyle bir şey var yalnız. Restorasyonda sonradan yapılan şeylerin eskilerden ayırt edilmesi gerekir. Ama tabii burada yapıldığı gibi değil. Ah, tam bunun üzerine bir fotoğraf geliyor şimdi ekrana. Süheyl Bey Camii, Altınoğlu fotoğrafı isteyeyim ben arkadaşlardan. Şimdi, yani buna gerçekten inanamıyorum ben. Şimdi, hani gerçek mi diye böyle. Sevgili izleyiciler görüyorlar, sol tarafta bu paralel çizgilerle olan caminin orijinali, öbür tarafta da onun restorasyonu. Şimdi bu restorasyon mudur, nedir bu? Hayır. Nedir peki, bunun adı ne? Bunlar biraz önce söylemeye çalıştım. Bunlar yanlış ezberlerden çıkan işler. Bu işin biliyorsunuz bilimsel çalışmaları, metodolojisi, yöntemi var. Burada bir restitüsyon diye bir aşaması vardır bu projelerin. Bu bir araştırma aşamasıdır. Eskiden nasıl oldu, nasıl değişiklikler geçirdiğini. Hayır şimdi fakat bununla ilgili mutlaka artık, bir proje yapılmıştır. Hayır, bu restitüsyon projeleri artık eğer belge bulunuyorsa eskisi gibi yapma hakkı veren bir şey olarak görülmeye başladı. Evet, bu zaten bilmiyorum bunun herhangi bir yere sığan yanı yok. Ama başka mesela Mısır Çarşısı örneğinde gibi aslında ama o eskisine göre yeniden yapmak da aslında artık kabul görmeyen bir kesinlikle yöntemdir. Kesinlikle katılıyorum. Ve çok şartsa yani illa da gerekiyorsa işte savaş sonrası yapılmıştır Avrupa'da ama onlar hep insanların psikolojisi için gerekli olan şeydir. Bu da bir araç haline geldi. Yani burada eskiden böyle bir yapı varmış. Biz de bunu işte şuradan bakıyoruz, buradan bakıyoruz, restitüsyonu yapıyoruz. Demek ki öylesini yeniden yapabiliriz. Vallahi AVM yapmışlar. Ama tabii ona bakarak yani, bunu yapmak, bu belki hani modern bir yorum diye mi düşündüler bilmiyorum. Yani ama açıkçası yani bunlar benim böyle mimarlık kavramıma girmiyor. Uzaktan konuşulacak şeyler de değil. Hassas ama bir görsel, ben özellikle ekrana taşıdım bunu. Evet, İzleyicilerimiz görsün. Yani soldaki orijinal yapının yerine yapılan yapı, bunun restorasyonu diye bu insanlara bunu nasıl yutturmaya çalışıyorlar görsünler. Evet, Yedinoğlu fotoğrafı istiyorum. Apollon tapınağı. Şimdi Yedinoğlu fotoğrafta da göreceksiniz. Orada da Apollon tapınağında, Yedinoğlu fotoğrafta. Apollon tapınağının Tekfur Sarayı var. Hemen ondan sonra Topkapı Tekfur Sarayı. Şimdi demin 8 numaralı fotoğraf. Bütünlemekten, yeni malzemenin belli olmasından bahsettiniz. Evet, o da ilkelerden biridir. Ama demin benim söylemeye çalıştığım buydu. Biz bu dengeyi kurmaya çalışırız. Yani bir binayı bütünlüyorum. Bazen hakikaten sağlamlaşması için de gereklidir bir iki taşı değiştirmeniz. Şimdi ona katılıyorum. Ama hepsini birden böyle ifade ettiğim, yapmazsınız. Restore edilen yeri orijinalden apayrı bir farklı maddeyle farklı kılarak ortaya onu göstermek, bu da bir restorasyon tarzı. Evet. Bunu hocalarımız da söylediler. Bu bir tabii, tarz. Tabii. Hayır, eleştirirsin eleştirmezsin ama bu o değil ki, bu yık yeniden yap. Yani evet, şimdi Topkapı Kışlası'nın mesela gündeme gelmesi gibi. Evet, fotoğraflara bunların bakıp arkasında yık yeniden yap. Yani bu gerekçenizin güçlü olması lazım ve o nedenin güçlü olması. Yani sadece oraya bir yapı yapmak değil amacımız. Evet. Yapı yapıp AVM yapmak hele hiç değil. Olan bir şeyi yani korumak istiyoruz. Tabii, tabii. Ya olmayan bir şeyi yeniden çıkarttırmak. 9 nolu fotoğrafı alabilir miyiz arkadaşlar? Bu Dandalas Çayı üzerindeki köprüde bir restorasyon çalışması vardı onunla ilgili olarak. Evet. Evet, ben bunu derslerimde örnek olarak veriyorum. En kötü restorasyon örneği olarak. Örneklerinden biri. Nedir özelliği peki burada? Yani restorasyona başlanıyor. Bir işte firma yüzyıllardır yine bu köprü ayakta. Ayakta duruyor ki yani en son selde bile bakın yeni yapılan köprüler yıkılmış. Yüzyıllarca yıllık köprüler ayakta. Evet. Bu köprü de ayakta iken restore edilmeye kalkılıyor. Taşıyamayacağı kadar büyük bir yük ekleniyor altına metallerden. Ve köprü bu ağırlığı taşıyamayıp çöküyor. Yani bu köprü yüzyıllardır var. Statik ya bunu biraz restore edelim, toparlayalım diyorlar. Ve köprüyü göçertiyorlar. Evet. Evet. Yani o altta desteklenmesi gerekirken yükü ona var bindirerek yanlış bir iş yapıyor. Çok ağır bir yük yüklenerek. Evet. Bu da Tarsus Mescidi. Solda orijin yapı. Onun arkasında yeni yapılan İşte yapı. Gördüğünüz gibi. Yani şimdi yepyeni bir bina yapılmış. Yani bu restorasyon mudur? Ben bunların hiçbirini restorasyon olarak kabul etmiyorum. Şimdi ben aslında restorasyondur. Çünkü restorasyon zaten böyle tamamlamak ve yeniden yapmak
demektir. O yüzden ben hep koruma diyorum deminden beri. Viyolojik'in Fransa'da yaptığı varsayımsal olarak restore edilen oturmuş kelime olduğu için evet, ne yazık ki yaygın olarak kullanıyoruz ama restorasyon da aslında bu yeniden yapma lafını içerir. O kısmı benimsendi. Değil hocam yani. Evet yeni, tabii. Yani, 11 nolu resmi değil. Alalım arkadaşlar. Mesela buradan Üsküdar'da iyi bir şey değildir yani. Onu demek. Atik Valide külliyesi var. Şimdi solda o külliyenin içten iç avludan bir resmi ve hoş geldin AVM cam cepheler. İşte şimdi bakın bu proje hazırlanıyor ve koruma kuruluna sunuluyor. Koruma kurulu kabul ediyor ve uygulanıyor. İşte bu projeyi kabul eden koruma kurulundaki kişilerin ben eleştiririm kusura bakmasınlar. Yani eğer koruma kurulu bunu imza verip de bunun böyle olmasını kabul ediyor. Korumama adına karar almışsa yapacak bir şey yok. Yani hemen İznik Ayasofya Camisi'nin fotoğrafını alalım. 12 nolu fotoğrafı. Şimdi bunlar tabii kısaca küçük küçük örnekleri aktarmaya çalışıyorum. İşte bu giriş kapısı İznik Ayasofya Camisi ve buranın tarihiyle ilgili de kısa lütfen bir bilgi verin. Oldukça eski bir yapı. Gördüğünüz gibi cam kapı burası var. Burası Ayasofya dendiğine göre demek ki kiliseden çevrilmiş bir en cami. En eski Ayasofya bu ve cam kapı var burada. Modern bir kapıyı buraya takmakta mahsur bulmamışlar. Şimdi dünyada şöyle bir anlayış var. Hani tarihi yapıyı sağlamlaştıracaksın. Hatta üzerine bir ekleme yapmıyorlar. Çeşitli dijital şeylerle tamamlıyorlar. Evet, onun örnekleri de vardı. Öylesi de var. Bir takım ekler yapabilirsiniz tabii ama onu uygun bir tasarımla yapmak gerekir. Kesinlikle. Yani bu tarihi mimari koruma işi aslında mimari tasarım da içerir elbette. Her zaman içerir. Ama korumacı olarak yaklaştığınız zaman önce olana zarar vermemek ve onu desteklemek. Evet. Kullanmak zorundayız birçok yapıları. Tabii ki onlara göre de çözümler üretmek zorundayız. Ama çözümler tabii bu olmamalı. Kötü oluyor. Doğru. Ve deneme alanı değil bunlar tabii. Hani abire de yapalım bakalım oluyor mu gibi olmamalı. 13 numaralı fotoğraf. Şimdi İshak Paşa Sarayı. Ben buraya ilk gittiğimde şok oldum. Yani bu İçerideki çelik ve alüminyum konstrüksiyonla yapılmış cam çatıyı görünce aman Allah'ım dedim. Efendim işte korumak için yapılmış çatıdan gelen suları falan. Şimdi buraya bakıp da bununla ilgili yorum getiremiyorum. Yani İshak Paşa Sarayı'nın çatısı ile ilgili. Bilmiyorum siz bu konuda koruma uzmanları olarak ne diyeceksiniz? Bu tür yapıların böyle sağlamlaştırılması vesaire projeleri bilim kurulları tarafından yapılmış. Yani İshak Paşa Sarayı da çok önemli bir yapı. Mutlaka bilim kurulu. Buna çok iyi niyetle başlandığını söyleyebilirim size. Ama bütün o demin söz ettiğim inşaat sürecindeki denetimsizlikler, süreçte sapmalar nedeniyle ve ülkemizde belki bu detayların istenen incelikte üretilememesi gibi veya orada üretilememesi gibi nedenlerle böyle bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. Onun için baştan tasarlarken biz bu Türkiye'de çalıştığımız için bunların hepsini düşünerek tasarlamalıyız. Sonuçta ne çıkabilir onu çok iyi bilmemiz lazım. Tabii İshak Paşa da yine hani üstü illa örtülmeli midir, tek yol bu mudur? Bunları tartışmak gerekir. Çünkü sonuçta işte müteahhitin elinde, onun elinde yok bütçe. Şimdi bir bakın, de bu zaman Göbekli Tepe'nin üstünü örttüler. Kısıtlamalarıyla son falan. Son derece modern bir örtüyle örttüler ama Göbekli Tepe'nin kendi orijin yapısı altta insanların gelip ziyaret edebileceği, bakabileceği şekilde oluştu. Şimdi ben tabii kişisel görüşüm Göbekli Tepe'deki yapılan bu operasyonu doğa olaylarından, yağmurdan, kardan koruma adına tamam. Ama bu burada bu İshak Paşa Sarayı'ndaki yani bana çok şey geldi. İşte Allah bilir başta hangi malzemelerle sonunda ne çıktı. İşte söylediğim gibi bunu hani biz size öyle gelebilir. Her şeyde bir yanlış da bulabiliriz tabii. Ama bu kararlar böyle bir takım dengeleri hep gözeterek alınıyor. Ve onları orada dikkatli olmak lazım. Herkes tarafından kabul görebilecek bir şey üretmek zor tabii. Zor. Ama şimdi burada öncelikler hep onu söylüyor. Yani zaman, bütçe bunlar hep böyle bu yapıların
ihtiyacı olanın çok azı oluyor. Alelacele paramız yapılıyor. Paramız yoksa yapmayalım. Beklesin kardeşim. Ya. Orijinal haliyle beklesin. Yani biz onlara dokunduğumuzda onu bozuyoruz. Tabii bu yapı da çatısını kaybetmiş bir yapı. Dolayısıyla tabii. Duvarları içine su alıyor. Tabii. Belki Göbekli Tepe'den daha fazla zarar görebilir o duvarlar. Ama işte bunun başka yöntemleri bulunabilir. Evet. Ama çok emin olun ki iyi niyetle başlanmış bir iş. O, zaten bu derler sonuca, ya hani cehenneme giden yolun taşları iyi niyetle. Şimdi bir de 14 nolu fotoğrafı alalım arkadaşlar. Antik tiyatro var burada. Antik tiyatronun oturma şeyi 28 sıralı. Restorasyondan sonra bu 26 sıraya düşmüş. Hani motorcu motoru açıyor da parçalar artıyor sonra. Burada da arttırmışlar yani, şeyi. Yani böyle bir enteresan sonuç çıkmış. Şu tiyatroda gördüğünüz gibi. 15 nolu fotoğrafta Eskişehir'deki Battal Gazi Külliyesi var. Bu külliyenin içerisinde de gördüğünüz gibi modern böyle MDF'den yapılmış mutfaklar bilmem. Yani külliyenin içinde yapılan bu değişiklik külliye ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir şekilde var. Bu tür uygulamaların Türkiye'deki birçok kervansaraylarda kiraya verilen, devlet tarafından kiraya verilen, işletmesi firmalara verilen yerlerde bu tür uygulamaları ben birçok kez şahit oldum. Hatta fotoğraflarla da tespit ettim. Bugün burada izleyicilerimize bunları aktarırken aslında bunlar küçük küçük şeyler. Bunun abartmıyorum yüzlercesi binlercesi var. Yani o zaman bu eski eserlerin gelecek nesillere aktarılması diyoruz. Bu kafayla bilmiyorum bir 10 sene sonra falan herhalde birkaç tane bir şey yakalır yakalmaz gibi geliyor bana. 16 nolu resimde Urfa Kalesi var. Burada Urfa Kalesi'nin yeniden yapıldığını sizlere ekranda gösterirken hemen surların Türkiye'deki şeyini bilirsiniz. İstanbul'da hatta bu yurt dışından da çok tepki almıştı. Bizim surların çağırdılar duvarcı ustalarını. Verdiler, getirdiler taşları, harçları yaptılar. Paldır küldür surları yeniden ördüler. İstanbul surlarından bahsediyorum. Tabii dünyadaki koruma kurulları ile ilgili çok enteresan şey geldi. Ne yapıyorsunuz? Yani biz bunu çıkaracağız koruma kurulu listesinden dediler. Bunun da bayağı bir tartışması olmuştu hatırlarsınız. Ve surları yeniden yaptılar. Urfa Kalesi'nden sonra... Her geçen gün dünü arıyoruz ama Osman ya, Bey. Ya. Şimdi İstiklal Caddesi'nde Narmanlı Han'ı yaptık. Narmanlı Han'ı İstanbul'da. Bu da izleyicilerimizin aslında... açıldı. Yeni yapılmış şekliyle açıldı. Ben Narmanlı Han'ın restorasyon öncesi içine girdim. Bütün özelliklerini ihtiva eden yüzlerce fotoğraf çektim. Onu da Mimarlar Odası'ndaki arşive koyduk. Orada yapılan restorasyonun Narmanlı Han'ın kendi kültürel birikimiyle ilgili olmayan bir restorasyon olduğunu da yapılanların ortaya çıktıktan sonra söyleyebiliriz. Evet. Bursa'da 18 nolu fotoğrafta birinci han var. Bu hanın şu odasını beyaz kapıyla çelik kapı takılan yerini orada kiralamışlar bir müzik stüdyosu. İşte hırsızlık olur falan diye oradaki orijinal veya orijinale göre yapılan kapıyı söküp çelik kapı takmışlar. Bundan kimse de rahatsız olmamış bu şeyde. Bu da tabii restorasyon rezaletleri olarak bizim şeyimizin arasına girenlerden 19 numaralı fotoğrafı alalım. Evet. Evet. O biraz önce bahsettiğimiz. İşte, evet. Buyurun burada sizi dinleyelim şimdi. Restorasyon inşaat olmamalı. İşte bu pek çok örnekte var bu dozerle, kepçeyle girme olayları. Hani daha önce bu ihale yapılırken, proje yapılırken bunlara dikkat edilmiyor mu? Ya da işte restore edecek olan kişi, bakın orada Dardanas Köprüsü müydü? Yani yanlış yapıldığı için yıkılmış. Evet. Bu şaka değil. Yani şakaya alınacak bir şey değil. Oraya da siz eğer dozeri çıkarırsanız o köprü de yıkılır. Şimdi bununla ilgili basın açıklaması yaptı yetkili belediye. Efendim bir süre bu köprünün üzerine
beton falan dökmüşler. Bu betonların elle veya şeyle çıkartılması mümkün değilmiş. Sadece zarar vermemek ve betonları almak adına böyle bir iş makinesi kısa süreli çalışmışmış. Bunu sanal ortamda çok büyük şey koparmışlar. Bu yanlışmış falan diye böyle bir basın açıklaması da yaptılar ama bu köprünün üzerinde bu iş makinesi takır takır çalışmış. İşte biz böyle restorasyon yapıyoruz. Özellikle bu fotoğrafı da seçip koydum ki siz de belirttiğiniz maalesef Türkiye'deki çalışmaların acı örneği. Çünkü elle çalıştıkları zaman uzun sürecek. O uzun sürmesini kimse daha istemez. Çok para kazanın. Para kaybedilecek oradan. Peki bunun yapılma aşamaları ve yapılma biçimiyle ilgili şeyler raporlarında yok mu? Var. Yani hayır, nasıl? Bu ayrıntıda yok tabii ki. İş tariflerimizde, iş tanımlamalarımızda da yok. Bu kadar böyle işin hangi aletle nasıl yapılacağını. Olmazsa adam da buraya iş makinesini sokar. Dikkat etmeyip sonunda ihalede süre çok anlamsız süreler verip sadece fiyata bakılarak karar verilirse böyle evet. Sonuçlar her zaman çıkar. Üstelik bunlar yerelde yani denetim de uzak uçlarda ne kadar farkındayız biz olan bitenden. Oralarda da bu bilgi birikiminin olması lazım. Doğru. Sorumlu kurumlarda ve denetleyenlerde. Şimdi Gaziantep'te 20 numaralı fotoğrafta tarihi Roma Köprüsü. Bir de yine sizden gelen fotoğraflardandı İlknur Hanım. Evet. Bu köprüyü burada benim yapmışlar. Bir itirazım var. Yok, bu iyi bir örnek. Şimdi bunu tartışalım. Bakın, tartışabiliriz. Şöyle. Ben kısaca biraz söyleyeyim. Biraz önce İlknur Hanım'ın bahsettiği orijin yapısının dışında tamamlanmış farklı malzemeyle yapılması anlamındaki şeye ben de katılıyorum. Bu farklı olabilir veya biraz önce belirtmiş olduğunuz gelişen teknolojiyle bir takım ışıklar vesaire şeylerle onun tamamını evet. insanlara gösterecek bir takım şeyler aktarılabilmeli. Ama bu yapılan restorasyonun o sizin baktığınız gözle yapıldığı kanaatinde değilim. Burada güzel kesme taşlar. Yok güzel, ama kesmeyecek. Şöyle bir şey var. Onu tabii işte hı-hı. bakın ben bu biraz bu sosyal medya üzerinde falan da bunlar üzerine çok yorum yapılıyor ama ben aslında şahsen de orada gidip inceleyip bunu yapanlarla konuşarak bir yorum yapmak isterim. Ama burada şu da var, hı-hı. bütün köprüyü tamamlamamışlar. Bir bölümünü köprünün eski kesitini de insanlara gösterecek, sergileyecek şekilde yapmışlar ve kısmen tamamlamışlar. Dolayısıyla bu örneği restorasyon kötü devam ediyor örnek yalnız. Olarak saymıyorum. Bu taraftaki kemeri de görür müsünüz? Bakın ikinci ayakla birinci ayak arasındaki devam eden o silmenin ve şeyleri yepyeni yapılmış. Hayır işte o bölümde köprünün üst kesitini tekrar canlandırarak gösteriyorlar bütün kesitini. Ama bu tarafa doğru sadece gerektiği kadar bütünleyip bu aslında yapmışlar. Bu ve bu uygulamalar yine bir başka buna benzer programda yine koruma uzmanlarından profesör hocalarımızın da gündeme getirdiği ve tartışma konusu olan restoratörlerin kendi aralarındaki tartışma konusu olan konulardan bir tanesi. Bu tür bir restorasyonun yapılması veya yapılmamasına ilişkin olarak biz tabii ben bunu burada zamanımız da müsait değil tartışmaya ama burada yapılan bu tür çalışmaların yapıldığı amacının dediğiniz gibi kişilerle konuşulmasında fayda var. Ben hemen 21 nolu resmi isteyeceğim. Rize'de Taşburun Köprüsü restorasyon sonrası yıkılan çöken köprü de evet. Evet. Yani burada da şimdi birinci fotoğrafta çok güzel köprüyü görebiliyorsunuz. Hemen arkasındaki caminin süliyeti ve gerdanlık gibi mükemmel bir estetik yapısı var. Aa, köprü yok. Niye restorasyon yapmışlar? Bu da Türkiye. Hani, bakın beni hani üzen şey şimdi bu köprüyü yeniden ya da böyle bir köprüyü yeniden yapın deseniz kim yapabilecek? Ve bu... Hayır, nasıl restorasyon sırasında yıkmışlar? O da şimdi ilginç. Size bu noktada katılıyorum. Türkiye Devleti'nin de yardımları ve öncülüğünde yapılan Mostar Köprüsü ile yıkılan köprü arasındaki görsel farkı bir mimar olarak ben net görebiliyorum. Oradaki o ince hassasiyet, o hani tam kemerin en uç noktasındaki şeyde yapılmış olması, kazandırılmış olması apayrı bir değer. Onu hiç şey yapmıyorum, yıkanlara nalet olsun. Ama oradaki yapılmış, o kadar hassasiyetle yapılmış olmasına rağmen o ince çizgi orada net gözüküyor. Yani yine de çok iyi bir örnektir. Evet. 22 nolu resmi alalım arkadaşlar. Burada da bir Selçuklu Çeşmesi var. 800 yıllık bir çeşme.
Ve onun hemen giriş kapısı var, görüyorsunuz, görkemli bir giriş kapısı. Arkada da taşları görüyorsunuz, bu şey restorasyon bittikten sonra. O giriş kapısı o taşlar olarak restorasyondan sonra oraya yıkılmış ve atılmış. Yani şimdi burada çok kısa 22 tane fotoğrafla bir şeyler anlatmaya çalıştık. Buna benzer bazı çalışmalarda işte bir takım iş kamyonlarının girmesi için yıkılan 1300 yıllık duvarlar var, bilmem neler var. Genel bir değerlendirme yapacak olur isek, Türkiye'de restorasyonların yapılması ve restorasyonlarla ilgili diyorsunuz ki mevcut yasalar ve yönetmelikler bunlara uygun. Peki sıkıntı nerede? Nedir problem? Ben ihale sistemlerinin çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Ayrıca yasalar çerçevesinde denetleme ve onaylama süreçlerinde de bilginin yanlış öğrenilip yerleşik hale geldiği ve artık bir tortuya dönüştüğü, yani kurullar bağlamında konuşuyorum. Öte yandan da Türkiye'de bu konularda yeterince bilgi, uzmanlık var. Her zaman uluslararası... Peki ne yapılmalı? Mesela şimdi bir konu uzmanı olarak deyin ki şu önerimizdir. Bütün bu uygulama sahasını tanımlayan ihale sistemi olsun, denetleme, kurul, onay mekanizması olsun, bu mekanizmaların yeniden ele alınıp konuya uygun, doğru iş üretecek şekilde yeniden düzenlenmesi lazım. Şimdi, ve o bilgilerin de hakikaten hani şeffaf olarak paylaşılması ve kültürel miras adına onu korumak adına kullanılması ve bunun da herkes tarafından benimsenecek bir şey olarak yaygınlaştırılması lazım. İknur Hanım, sizin çalışma kitabınız çıkacak. Bunu da burada izleyicilerimize aktarmış olalım. Çok da emek veriyorsunuz. Sizi yakinen tanıdığım için bu çalışmalarınızı biliyorum. Ve vermiş olduğunuz emeğin, bu konudaki çalışmalarınızın ve sizin konumunuzda, sizin gibi Türkiye'de restorasyon konusunda ve bu konunun içinde olan bayağı ciddi eleman var. Türkiye bu konuda yeterli elemana sahip mi? Yeterli nitelikte elemana sahip mi diye sormak lazım. Yani evrensel ülkelere göre yetiştirilmiş restoratör sayısının çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Neden? Yani pek çok etkisi var. İşte yani sadece böyle birkaç aklına geleni sorarsan. Yani mesela restorasyon bölümleri 90'lardan sonra açıldı, hı-hı, ülkemizde. Yani geç açıldı. Birincisi o. İkincisi hani tarihi eser, kültür mirasını koruması gibi kavramlar Türkiye'ye geç gelmiş kavramlar. Hala toplumda karşılığını bulamamış kavramlar bence. Hemen bir saplama yapmak istiyorum. Osmanlı döneminde Türkiye'deki birçok tarihi değerlerin gemilerle Avrupa'ya kaçırıldığını, işte bu büyük bir tartışma konusu. Bir sürü, mesela Berlin Müzesi'ndeki o muhteşem tapınak işte bizim Ege'den sökülüp götürülüp oraya kuruldu. Yani arkeoloji, kültür miras koruması gibi konular belli bir kesimin ilgisini çeken konular olarak kaldı. Halka bir türlü tabana inmedi. Ve aslında hani 2000'lere kadar da çok da ilgilenilmedi. Çünkü para getirmeyen konulardı bunlar. Fakat 2000'lerden sonra dünyada şöyle bir kavram gelişti. Kültür miras yönetimi diye bir kavram gelişti. Yani kültür mirası da ekonomiye katkı sağlayacak bir kaynak olarak kabul edilmelidir dendi. Fakat Türkiye buna hazırlıksız yakalandı. Yani kültür varlığının değerini bilmeden kültür varlığını ekonomik olarak bir değer olarak görünce işte sonuç... Yanlış anladılar. Böyle yanlış anladılar, evet. Yani şöyle oldu. Yanlış anladılar. İzleyicilerin iyice kavrayabilmesi için şöyle anlatıyorum. Diyelim ki size anneannenizin anneannesinden bir küçük broş kaldı. Ve siz de onu saklıyorsunuz. Kendi çocuklarınıza aktaracaksınız. Biz ne yaptık şimdi bu dönemde? O broş kaç liradır? Hemen gittik kuyumcuya. Gittik. Nasıl olsa yenisini alabilirim ben, değil mi? O broşu sattım ben 10 bin liraya. Of, iyi para dedik. Yenisini
yaptırabilirsiniz. Ama o işte sizin anneannenizin, annesinden kalan broş olmaz. Şu anda yaşadığımız şeyler ne yazık ki bunlar bizde çoğunluk tarihi eserlere sadece maddi getirileri yüzünden yaklaşıyor. Evet. Yani Kariye Müzesi'nden bile bahsederken esnaf oradan iyi para kazanıyordu diyoruz. Ama onu bizim topraklarımızın çok önemli bir değeri, yüzlerce yıllık yaşanmışlığı var diyerek sevmiyoruz, gönülden sevmiyoruz. Şimdi Çelik Gülersoy'un oradaki yapmış olduğu çalışma, bölge çalışmaları olmuştu. Onu da burada rahmetle analım. Orada Kariye Müzesi'nin bulunduğu alan üzerinde ki işte derli toplu küçük dükkanlar ve bir takım mağazalarla oraya gelen turistlerin de bu konuyla ilgili ihtiyaçlarını sağlayacağı bir takım alanlar yaratılmıştı. Şimdi sizin bahsettiğiniz gibi tıpkı Trabzon'daki Ayasofya Camisi'nin çevresindeki insanların bugün isyan etme noktasına getirildiği gibi yarın Kariye Müzesi'nin olduğu yerde de bu olay olacaktır. Çünkü ben inanıyorum ki Ayasofya için de geçerli bu. Namaz kılan sayısı bugünlerde çok olabilir. İşte hatta dışarıları falan taşıyor olabilir. Ama belli bir süre sonra hemen yanı başındaki Sultanahmet Camisi incin top oynarken işte birileri özellikle namazlığını oradaki çimlerin üzerine serip etrafına da bakıp hani beni gören var mı diye yani olayı artık böyle... Şimdi bu, Osman Bey, bunlar gelip geçici şeyler. Bugünün tartışmaları çabuk unutuluyor, bu tür aynen, şeyler. Aynen öyle. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Dün akşam Karadeniz'de bir sel haberiyle sabaha uyandık. Ölü sayısı da bence sayıda artacaktır. Buradaki sebep işte doğa böyle yaptı, kadermiş, kısmetmiş, fıtratmış değil. Hı-hı. Oraya yapılan HES'lerdir, hidroelektrik santralleridir, plansız kentleşmedir ve bütün bunların da sebebi bilimsellikten uzaklaşılmasıdır, aynen, liyakattan uzaklaşılmasıdır. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. İlimden uzaklaşınca başımıza her türlü musibet gelir. Aynen katılıyorum. Gözüm saatte ve 4 dakika kadar zamanımız var. Sizlere böyle şimdi konuyu toparlayan ve halkımıza, topluma, bu programın izleyicilerine mesaj olarak bu konularda, işlediğimiz konularda cümlelerinizi alayım, son cümlelerinizi. Bu eğitim konusunda aslında ben Türkiye'de yüksek eğitim düzeyinde çok eskiden beri kültürel miras koruma programları var. 64 yılından beri ODTÜ'de başladı, daha sonra başka yerlerde var ve yüksek okul seviyesinde de aslında bu işleri yapan restoratör, eleman yetiştiren programlar var. Onların artması için çok çalıştık. Giderek artıyor. Fakat bu elemanlar bu işlerle buluşturulamıyor. Yani bilim, bilgi maalesef uygulamayla birleşemiyor. Çünkü bu kararlar bilimsel alınmıyor. Politik olarak alınıyor. Yani liyakatle alınmıyor. Böyle olması lazım. Ve herkesin de, her bir vatandaşın da aslında... Yani tekrar vurgulayayım, Türkiye'deki birikim önemli, kuvvetli bir birikimdir. Yani dünya çapında da yer bulan her zaman. Şöyle bir şey söylesem. Ama sahada onlar, o bilgi sahaya doğru aktarılamıyor. Bu çok önemli. Gibi, bu bize, bu topraklarda yaşayan daha önceki medeniyetlerden kalmış. Bizim değil, biz yapmadık. Bize kalmış. Bizim görevimiz de bizden sonrakilere... Evet, o genel bir aktarma. İlke zaten. Çok genel bir ilke. Ama bir yandan şöyle de düşünelim. Biz de şimdi biz olarak, bu kuşak olarak onlarla birlikte yaşıyoruz ve onların zenginliğinden biz de yararlanıyoruz. Hem manevi olarak yararlanıyoruz. İşte Kariye'nin çevresindeki esnaf da hayatın içine katılmış. Hı-hı. Oradan elde ettiği gelir, hı-hı, üzerinden bir bilinç kazanmış Kariye ile ilgili. Belki ters de olsa bir bilinci var. Bunu biraz da şunun için söyledim. Bizim insanımızın bakışında biraz milliyetçi, biraz dinsel şimdi temalar var. Bunu kötüye hani, kullanmamak lazım. Camilerimize ve şeye bakış üzerinden biraz hassasiyet duruyor da, işte atıyorum Bizans eserleri veya diğer farklı yapılara. Bunu kötüye kullanmamak da... lazım. Yani bu birleştirici, barış sağlayıcı. Aynen. Zaten sahip olsak, gereken... gurur duysak aslında çok önemli şeyler, evet, bunlar. Evet. Ama herkes de tabii kendi geçmişine de bir bakar, broş örneğindeki, hı-hı, gibi mesela kaç kişinin, hı-hı, aile evini yıktırıp yıktırmadığını, bunları düşünsek maalesef bizde bu yapılar
kültürel miras, sivil yapılar, rant değeri her zaman kültürel miras değerinin önünde gidiyor. Çünkü öyle bir sistemimiz var. Her zaman bu spekülasyon önceleniyor. Öyle olunca manevi değerler arkaya atılıyor. Öyle olmaması için de, ama tabii bunu korumakla yükümlü olan kurumlarımız, devlet de burada destek olması lazım. Doğru. Köstek değil, kolaylaştırıcı olması lazım. İhtiyar Hanım, sizin de son cümlelerinizi alalım. Bilim insanları, yani bilim üretiyor, işte kuralları belirliyor, ama sadece bilim insanı bizimle olacak bir şey değil. Ben buna çok inanıyorum. Halkla beraber, yani halktaki bilinç düzeyinin yükselmesi lazım. Yani benim diyebilmesi lazım. O benim dokunma, işte koruma düşüncesi olması lazım. Bu nedenle de hani benim izleyicilere söyleyeceğim şey, etraflarını incelesinler. Yani nerede yaşıyorlarsa, illa bu İstanbul olması gerekmiyor. Baksınlar ki günümüzde bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Açsınlar, yazsınlar. İki cümle okusunlar. Artık okumayı da çok sevmiyoruz ama yani iki satır okusunlar. Bu konuda bizler elimizden geleni yapıyoruz ve hiçbir maddi çıkar düşünmeden biz bu işi yapıyoruz. Buna da inansınlar. Definecilik gibi kısa yollardan alın teri dökmeden zengin olmayı değil, uzun vadede iyi yaşamayı düşünsünler. Teşekkürler. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun izleyiciler adına. Sevgili izleyiciler, aslında çok geniş bir konu. İnanın saatlerce konuşsak, o kadar da çok örnek var size aktaracağımız, ama birkaç örnekle bir şeyleri aktarmaya çalıştık size. Türkiye'de bu noktada maalesef sıkıntılarımız var. Sayın Burçin Hanım'ın da dediği gibi birleştirici ve yapıcı düşünceler içerisinde umarım bundan sonraki süreçte biraz daha iyi yol alırız diye kapatmak istiyorum programı. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum efendim.